uzun zamandır bekliyorum ki. Sensiz bir günüm olmasın Hürrem. İstemem sensiz geçmesin ömrüm. Sen biliyorsun. Sümbül söyledi değil mi? Bu illet her neyse Allah'ın izniyle kurtulacaksın elbet. Yerin yedi kat dibinde dahi olsa bulup çıkartacağım, iyileştireceğim seni Hürrem. Ve ben senin elinde tutmayı bir an olsun bırakmayacağım. Hep yanında olacağım. Kim ne derse desin. Bu hastalık baki değil, geçecek. Derdi veren Rabbim dermanını da verirmiş. Ben ölüme yenilmeyeceğim. Bunu böyle bil. Lakin Süleyman, senden bir isteğim var. Bunu kimseye söyleme. Bilhassa evlatlarım bilmesin. Hiç kimse bilmeyecek evet. Lakin biz tedavin için icap eden neyse yapacağız. Şifasını bulacağız. Yalnızca bir şifam var. Gözlerin. Ne yazık ki onlar da bana artık acıyarak bakıyor. Müsaaden. Falafa. Haber gönder, derhal Halime kadın bana gelsin. Hekim başı da gelsin. Şifahanede kim varsa hepsi gelsin. Seni defaatle ikaz etmiştim. Kimse bilmeyecekti. Sultanım, daha fazla nasıl saklayabilirdim? İlaveten söylediğim kişi alelade biri değil, hünkârımız. Bilhassa ondan saklamanı istemiştim. Halime Hatun'un söyledikleri içime vesvese saldı. Belki hünkârımız bir hal çaresini bulur dedim. Sultanım, ne olur yapmayın. Buna seyirci kalamazdım. Halime Hatun'un ne dediği kimin umurunda? Sen benim sırrımı nasıl ifşa edersin? Senin yüzünden düştüğüm hale bak. Herkes öğrenecek. Seni artık sarayımda istemiyorum. Defol. Sultanım. Yüzünü dahi görmek istemiyorum. Thank you.
Gel. Hünkârım, hekimbaşı, Halime kadın ve emrettiğiniz hasta hekimleri geldiler. Al içeri. Halime kadın, derhal izah et ver. Nedir Hürrem Sultan'ın hastalığı? Hünkârım ben... Anlat kadın, konuş. Sizler de iyi dinleyin. Dinleyin ki bu illetin çaresi neyse araştırıp bulun. Söyle. Sultanımızın vaziyetiyle takriben bir aydır alakadar oluyorum hünkârım. Manisa'ya Şehzade Selim Hazretleri'nin yanına gittiğinden beri. Evvela bir çıban çıkmış. Kara çıban hünkârım. Boynunun bir parmak altında. Evvelde benzeri vakalar gördüm. Lakin ne usul denediysem kâr etmedi hünkârım. Hepsi Allah'ın rahmetine kavuştular. Hey gafil, sen kimsin ki yaşama ölüme karar verirsin? Senin haddin midir? Haşa hünkârım. Takdir yüce Rabbimizindir. Ben sadece vaziyetin ciddiyetini arz etmek istemiştim. Hekimbaşı, bu hatun ne der, söyledikleri doğru mudur? Muayene etmeden kati bir şey demem güç. Lakin hastalık Halime kadının söylediği gibi zuhur ettiyse... netice her daim vahimdir. Bu ihtimali aklına dahi getirme hekimbaşı. Bu melun hastalık bir düşman. Nihayetinde alt edeceğiz. Tıbbiyelerden en tecrübeli hekimler gelecek sarayıma derhal. İlmi şifada ve eczada mahir isimler burada toplanacak. Sizler de onlarla istişare edip bu illetin çaresini bulacaksınız. Hürrem Sultan iyileşecek. Aksini düşünen kellesini alır. Hoş geldin. Esirgiyor musun benden Rüstem Paşa? Şaşkınlığımı mazur görün sultanım. Lakin az evvel hünkârımızın dairesinden hekimler çıktı. Ne oldu sultanım? Hünkârımızın hastalığı mı nüksetti? Hünkârımız için değil, benim için gelmişlerdir. Muhtemelen derdime deva bulmak için emir aldılar. Bir müddettir rahatsızım. Hekimler telaş ettiler lakin mühim bir şey değil, kulak asma. İyiyim ben. Hay Allah. Yolda yolakta bir hitap düştünüz herhalde. Geçmiş olsun. Geçecek inşallah. Bu mevzuyu konuşmak istemiyorum. Mihrimah da işitmesin. Yok yere telaş edip üzülmesin. Sultanım. İyi görünüyorsunuz maşallah. Manisa'da olup bitenden haberin var mı? Şehzadelerimiz barutla ateş misali. Yan yana geldiklerinde hadiseler durulmuyor. Öyle.
Öyle. Şahit olduklarım nedenle tehlikeli bir yolda yürüdüğümüz bir kez daha gösterdi bana. Şehzadelerin birbirinin kuyusunu kazmak için fırsat kolluyor. Ne Lokman, ne Fahriye, ne Lala. Hiçbiri aralarındaki savaşı durdurmaya kâfi değil. Onları ayrı tutabilecek yegane insan var. O da sizsiniz sultanım. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Sultanım iyi misiniz? İyiyim. Biraz su verir misin? Emredin sultanım. Herkesin ölümü kendi kıyametidir sultanım. Kıyamet size bir şey olursa kopacak. Süleyman. Otur. İyisin değil mi? Ağrısızın yok. Sen yanımdayken kötü olman mümkün mü? Ne günüm senden ayrı geçsin Hürrem, ne de gecem. Geçmişte yaşadıklarımızı unutalım artık. Birbirimizi affedeceğimiz kadar zaman geçti. Söyleyeceğimiz güzel sözler baki. Her şerde bir hayır varmış. Bu hastalık vesilesiyle hep böyle yanımda kalacaksan, Cihan'ın bütün acılarını, sancılarını çekmeye razıyım. Atlatacaksın Hürrem. Allah'ın izniyle saadetine kavuşacaksın. Sana bir mektup yazdım, gördün mü? Seneler sonra kağıda döktüğün o sözlerinle bana can verdin. Her dizesini binlerce kez okusam doymam. O halde anlamışsındır ki sana gelmem, sana sarılmam zinhar senin hastalığın sebebiyle değil. Hasretimden. Yıllarca bitip tükenmeyen sevdamdan. Hayırlı haberler alacağız inşallah. En mahir hekimleri topladım senin için. Seni muayene edecekler. Ferhat ağa gelsin hekimler. Emredersiniz hünkârım. Thank you.
Bu kadar kâfi. Hünkârım, müsaadenizle sultanımızın durumunu önce kendi aramızda istişare edelim. Akabinde ben durumunu size arz edeceğim. Âlâ, çekilebilirsin. Senin şu hastalığının cismi olsa, benim karşıma çıksa, benimle dövüşse, kılıcımdan nasibini alırdı. Bana verdiğin güçle öyle mutlu ve huzurluyum ki. Bu hastalık yedi başlı ejderha olsa yıkar geçerim. Sultanım, benim canımın kalbimin parçası. İyileşeceksin elbet. Gel. Beni emretmişsiniz paşam. Sultanımızın vaziyeti nedir? Hünkârımız bir hayli endişeli. Bunu söyleyemem paşam. Ağzını sıkı tutmak için tembihlendiğini biliyorum. Lakin mesele Hürrem Sultanımızsa... devleti âlinin istikbali mevzubaşıdır hekimbaşı. Hünkârımız böyle emrettiler paşa hazretleri. Bağışlayın, malumat veremem. Şu ketumluğundan... sultanımızın vaziyetinin hassas olduğu aşikar. Lakin Allah muhafaza. Sultanımıza bir şey olursa hanedanımız sarsılır. Bu yüce devletin bekası için her şeyden haberdar olmak mecburiyetindeyim hekimbaşı. Anladın mı beni? Günlerdir sultanımızın hastalığıyla alakalı istişarelerde bulunuyor. Neler yapabileceğimizi, nasıl bir yol takip edebileceğimizi konuşuyoruz hünkârım.
Sultanımın hali nicedir? Sen evvela onu söyle hekimbaşı. İyi değiller hünkârım. Vaziyeti ağır. Daha evvel bu illete tutulan niceleri kurtulamadı. Maalesef tecrübeyle sabit. Sen benimle alay mı edersin? Sultanım elden ayaktan kesilmedi. Gücü kuvveti yerinde. O habis civanlar da vücudunu terk etti. Öyle değil mi? Bunlar sizi aldatmasın hünkârım. Alime kadın muhtelif merhemler hazırlamış. Civana çare olmuş. Ancak tekrar zuhur edecektir. Ya zuhur etmezse? O halde iyileşti demektir. Allah'tan umut kesilmez elbet. Biz elimizden gelen her şeyi yapacağız hünkârım. Esasen şifalı sular iyi gelebilir. Sultanımızın Bursa'daki Ilıcalara gitmesini tavsiye ederim. Bir faydası olur mu? İnşallah hünkârım, inşallah. Çekilebilirsiniz.